Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz ülkemizde de hayli popüler olan Redmi'nin Note 8 Pro modeli. Evet arkadaşlar, incelememize her zaman olduğu gibi yine tasarımla başlayalım. Redmi Note 8 Pro modelinde alışık olduğumuz bir tasarım çizgisiyle karşılaşıyoruz. Yine damla çentikli bir tasarımımız mevcut. Alt çerçevelerin ve yan çerçevelerin oldukça ince tutulduğunu söyleyebilirim. Malum her damla çentik kullanan telefonda çerçeveler ince olmayabiliyor. Dolayısıyla ekran kasa oranı da bu doğrultuda düşüyor. Fakat Redmi Note 8 Pro'da bu ekran kasa oranının gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Telefonun üst kısmına, hemen çentiğin üst kısmına hoparlör yerleştirilmiş. Yan tarafta ses açıp kapatma ve power tuşları bulunuyor. Diğer tarafta SIM kartı taktığımız yuva mevcut. Alt tarafa geçtiğimizde ise USB Type-C girişi, yanında hoparlör, mikrofon ve 3,5 milimlik jack'ımız yer alıyor arkadaşlar. Telefonun arka tarafına baktığımızda ise alt alta konumlandırılmış 3 tane ana kamerayı görüyoruz ve onların hemen yan tarafında bir tane daha kamera bulunuyor. Yani telefonun arka kısmında toplam 4'lü bir ana kamera modülümüz mevcut. Bu üçlü ana kameranın altında parmak izi okuyucumuz var. Yani telefonda fiziksel bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Ekran altında parmak izi okuyucusu mevcut değil. Telefonun tasarımı, ele oturması gayet hoş diyebiliriz. Yani Redmi Note 8 Pro'yu tasarım açısından değerlendirecek olursak segmentindeki modellere göre bir tık ileride olduğunu söylememiz mümkün. Tekrardan telefonun ön tarafına geçtiğimizde arkadaşlar 6.53 inçlik bir ekranın olduğunu görüyoruz. Bu ekranın çözünürlüğü 1080x2340 piksel. Bu ekran çözünürlüğünün son derece yeterli olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca piksel derinliğinin de 395 ppi olduğunu belirtelim. Xiaomi telefonun ön tarafında Corning Gorilla Glass 5 teknolojisinden yararlanmış. Yani telefon darbelere karşı segmentindeki modellere nazaran biraz daha dayanıklı diyebiliriz. Ekrana baktığımız zaman genel anlamda kullanıcıları memnun edecek bir ekran. Dokunmatiğe verdiği tepkiler de, yani dokunmanıza verdiği tepkiler de gayet iyi ve hızlı. Bu açıdan kullanıcılar özellikle oyun oynarken falan gecikme yaşamıyorlar. Ben bu telefonu yaklaşık olarak bir 10 gün falan test ettim. Bu süre içinde oyun oynadım, sosyal medyada gezindim, işte tarayıcıda, internette gezindim. Yani günlük olarak kullandım telefonu ve bu kullanım sırasında dokunmatik anlamda, hani dokunup da böyle algılamadığı ya da boşuna parmaklarımı o tarafa bu tarafa oynattığım şeyler olmadı arkadaşlar. Dolayısıyla fiyatına göre ekran özelliklerinin son derece tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Evet, gelelim en çok merak edilen özelliklerden bir diğerine. O ne? Teknik özellikleri. Malum günümüzde akıllı telefonların hepsi bir seviyenin üzerinde zaten. Yani şimdi sizin bu telefonla açıp oynayabileceğiniz oyunlarla kalkıp üst segmentte işte 10 binlerin üzerinde bir paralar vereceğiniz telefonla açıp oynayacağınız oyunlar aynı. Şunu söyleyebiliriz. Kalkıp da 12, 13, 15 bin lira verdiğiniz telefonda açıp da bu telefonda açıp oynayamayacağınız herhangi bir oyun ya da açıp kullanamayacağınız herhangi bir uygulama bulunmuyor. Tabii günün sonunda ne var? Atıyorum bunda indirdiğiniz uygulama ya da oyun 5 saniyede açılıyorsa o 15-20 bin lira verdiğiniz telefonda 3 saniyede açılıyor. Yani zamandan bir tasarruf söz konusu. Fakat 2-3 saniyeler içinde o kadar yüksek meblağları vermeye gerek var mı? Tabii bu düşünülebilir. Redmi Note 8 Pro'ya baktığımızda arkadaşlar Yonga seti tarafında MediaTek imzası taşıyan Helio G90T'yi görüyoruz. Bu Yonga setinin şöyle bir dezavantajı olabilir. Hani MediaTek duyduğunuz zaman ısınma sorunlarıyla karşılaştığını düşünebilirsiniz. Fakat G90T, daha doğrusu MediaTek'in GT olarak adlandırdığı bu seri zaten oyun performansı olarak üretilen bir Yonga seti. Dolayısıyla bu Yonga setinde o kadar yüksek ısınmalar olmuyor. Ben test ettiğim süreç içerisinde de PUBG Mobile oynadım, Call of Duty Mobile oynadım ve bu oyunlarda telefonda çok aşırı bir ısınma olmadı. Tabii kalkıp 2-3 saat oynamadım ama atıyorum yarım saatlik bir oyun sonunda tamam, arka tarafta hafif bir ısınma oldu. Fakat bu normal karşılanabilecek bir ısınmaydı. Hani telefonu şöyle tuttuğunuzda elinizi çok rahatsız eden bir ısınma olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu Yonga setinin performansını bu açıdan değerlendirdiğimizde başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Yonga seti gibi, CPU gibi birimler ilerledikçe, zaman geçtikçe performansında düşmeler meydana geliyor. Zamanla ısınmayla bazı aşınmalar meydana geliyor. Bu aşınmalar sonrasında atıyorum bu telefonu bir yıl kullandınız, bir yıl, iki yıl kullandınız. İki yıl sonunda bu telefonun
aynı performansı vermesini beklemek çok da doğru olmaz. Dolayısıyla kullanımla birlikte yıpranmalardan sonra telefondaki ısınma daha fazla olabilir. Telefonu satın alırken bu durumu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonuçta hiç eskimeyecek bir ürün almıyoruz. Bu üründe işte bir yıl geçtikten sonra, iki yıl geçtikten sonra çeşitli yıpranmalara uğrayabiliyor. Dolayısıyla bu yıpranmalar sonucunda da cihazın performansı düşüyor. RAM tarafına baktığımızda bizim elimizdeki modelin RAM'i 6 GB arkadaşlar. Ve isteyenler için 8 GB'lık ikinci bir modelin olduğunu da belirtelim. Günümüzde artık orta segmentte modellerde bile 6 GB RAM, 8 GB RAM olmasına alıştık. Hatta bazı markalar hala 4 GB RAM'ler kullanıyor, 3 GB RAM'ler kullanıyor. Dolayısıyla RAM tarafında 6 GB RAM'in fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Dahili depolama alanına baktığımızda ise bizim elimizdeki cihazın dahili depolama alanı 64 GB fakat 128 GB'lık ikinci bir modelin olduğunu da sizlerle paylaşalım. 64 GB günü kurtarabiliyor arkadaşlar. Çünkü artık biliyorsunuz bulut depolama olayı çok yaygınlaştı. Dolayısıyla dahili depolama alanınızın yetmediği bir yerde, evde atıyorum harici diskiniz yoksa, ki artık harici disk olmayan evlerde kalmadı diyebiliriz, ya da bilgisayarınızın depolama alanı yetersiz kalıyorsa, bulut depolamaya verilerinizi aktarabiliyorsunuz ve istediğiniz zaman buradan verilerinizi çekip tekrardan kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla 64 GB'ın çok da yetersiz olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi gelelim telefonumuzun kamera tarafına. Malum artık telefon alırken kullanıcıların en çok önemsediği şeylerden birisi de kameralar. 2-3 yıl öncesinde sadece üst segment modellerde çift ana kamera bulunuyordu. Fakat artık günümüzde 2000 lira, 2000 liranın altına bile satılan modellerde 3 hatta 4 ana kamera görmek mümkün. Dolayısıyla Redmi Note 8 Pro'da da 4'lü bir ana kamera modülü var arkadaşlar. Yani telefonun arkasına baktığınızda 4 tane ana kamera bulunuyor. Tabii her zaman şunu söylüyoruz. Söz konusu telefon kamerası olduğunda kağıt üzerinde yazan rakamlar çok da fazla şeyler ifade etmiyor. Yani burada 4 kamera olabilir, 5 kamera olabilir fakat bu 4 kamera var diye çok muazzam fotoğraflar çekiyor anlamına gelmiyor. Tabii bir elektronik mağazasına gittiğinizde oradaki gelen satış temsilcisi size işte bunun 4 kamerası var, şu kadar megapiksel, bu kadar megapiksel diyerek telefonu aldırmaya çalışabilir. Fakat bizim böyle bir niyetimiz yok. Dolayısıyla telefondaki bu megapikseller, işte kamera sayıları, diyafram değerleri çok da önemli değil arkadaşlar. Günün sonunda nasıl fotoğraf çektiğini test edip bakmanızı tavsiye ediyoruz. Biz bunun için çeşitli galeriler hazırladık. Örneğin elimde tuttuğum bu Redmi Note 8 Pro modeliyle çektiğimiz fotoğraflar var. Dilerseniz teknolojioku.com'a girerek bu fotoğraflara bakabilirsiniz. Ya da biz bunu segmentindeki başka bir model olan Realme 5 Pro ile karşılaştırmıştık. Dilerseniz o videomuza da göz atarak Realme 5 Pro ile arasındaki kalite farkına da bakabilirsiniz kamera anlamında. Bu en azından bilgi edinmeniz açısından daha doğru olacaktır. Tabii rakamsal değerleri de biz size yine verelim. Redmi Note 8 Pro'da 64 megapiksellik yapay zeka destekli bir ana kamera bulunuyor arkadaşlar. Orta segmentte genel olarak 64 megapiksellik bir ana kamera görmeye alışık değiliz. Bu açıdan Redmi Note 8 Pro'nun rakiplerine göre bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. 64 megapiksellik bu ana kameranın hemen altında 8 megapiksellik ultra geniş açı, onun altında 2 megapiksellik makro kamera ve en altta da 2 megapiksellik derinlik kamerası bulunuyor. Dolayısıyla kamera olarak bakıldığı zaman, yani en azından rakamsal değerlerde beklentileri karşılayan bir telefon söz konusu. Tabii yine bakın hatırlatıyorum, mutlaka alacağınız telefonla çekilmiş canlı fotoğraflara göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Yani kalkıp da bunda 4 kamera var, 5 kamera var, 15 kamera var diye iyi fotoğraf çekecek sanmayın. Muazzam videolar çekecek sanmayın. Video demişken şunu da belirtelim. Redmi Note 8 Pro'nun ana kamerasıyla 2K çözünürlükte 30 fps, 1K çözünürlükte ise 120 fps'e kadar videolar çekebiliyorsunuz. Ayrıca 960 fps yani ağır çekim modunda da 720p kalitesinde videolar çekmeniz mümkün arkadaşlar. Telefonun ön tarafındaki kameradan da bahsedelim. Malum günümüzde artık selfie modu oldu. Yani selfiesiz yapamıyoruz gibi bir şey. Özellikle liseli gençler arasında selfie çok popülerleşmiş durumda. Zaten popülerdi fakat bugünlerde iyice popülerleşmiş durumda. Instagram'a baktığınızda fotoğrafların birçoğunu artık selfie fotoğraflarının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hatta selfie odaklı pek çok akıllı telefonda raflardaki yerini almış durumda. Redmi Note 8 Pro'ya baktığımız zaman ön tarafında 20 megapiksel çözünürlüğüne sahip f2.0 diyafram değerinde bir kamera yer alıyor. Bu kameranın
başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten çektiğimiz örnek fotoğraflar da var bu kamerayla ilgili. Yani günü kurtaran bir kamera arkadaşlar. Tabii yine de tavsiye ediyorum size. Zaten bunu çok basit bir şekilde test edebilirsiniz. Elektronik bir mağazaya gittiğinizde telefonu satın almak istediğiniz telefon için direkt hemen selfie kamerasını alıp şöyle bir fotoğraf çekebilirsiniz. Ayrıyeten arkanıza ışığı alın bir çekin. Karşınıza ışığı alın bir çekin. Ve bu şekilde ışık potansiyelinde nasıl fotoğraflar çektiğinde, nasıl performans gösterdiğinde daha iyi görebilirsiniz. Şu anda bu videoyu Redmi Note 8 Pro'nun ön kamerasıyla çekiyorum arkadaşlar. Eğer telefonu satın alırsanız ve ön kamerasıyla video çekmek isterseniz karşınıza çıkacak olan video ve ses performansı bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar, şu anda Redmi Note 8 Pro'nun arka yani ana kamerasıyla bu videoyu çekiyoruz. Dolayısıyla telefonun ana kamerasının video ve ses performansı bu şekilde diyebiliriz. Evet, son olarak değineceğimiz konu ise telefonumuzun bataryası. Malum artık günümüzde akıllı telefonlar 2 günü hatta 3 günü çıkarmaya başladılar. Bunun sebebi ne? Telefonların ekranları büyüdü. Dolayısıyla ekranlar büyüyünce boyut büyüdü ve bataryalara ayrılan alanda biraz daha genişlemiş oldu. Bu sayede artık 5000-6000 mAh'lik bataryalı telefonlar var. Fakat Redmi Note 8 Pro'daki bataryamız 5000 ya da 6000 değil, 4500 mAh. Bu günümüzde diğer akıllı telefonlara baktığımız zaman gayet yeterli bir rakam diyebiliriz. Çünkü ortalama olarak kabul ettiğimiz bizim 3000 mAh. 3000 mAh'ın üstünde olduğu zaman ortalamanın üzerinde diyoruz. Dolayısıyla 4500 mAh'lik bataryanın da ortalamanın üzerinde olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Tabii batarya söz konusu olduğu zaman hani bataryanın çok büyük olması o telefonun şarjının bir hafta gideceği anlamına gelmiyor. Sonuçta burada yazılım da önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla gelen bir güncelleme ile bir anda batarya performansınız yarı yarıya düşebiliyor. Bu açıdan bakıldığında yazılım tarafının da önemli olduğunu atlamamak gerekiyor arkadaşlar. Bu arada şarj olayına da değinelim. Kutudan 18 watt hızlı şarj da geliyor. Bu hızlı şarj sayesinde telefonunuzu yarım saatte %40-%50 civarında şarj edebiliyorsunuz. Telefonu kutudan ilk çıkardığınızda Android 9 destekli MIUI 10 ile geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ilerleyen günlerde Android 10 alması da söz konusu olabilir. Her şeyden bahsettiğimize göre son olarak gelelim en can alıcı noktaya yani telefonun fiyatına. Günümüzde telefon fiyatlarının biraz yüksek olduğunu söyleyebiliriz fakat Redmi modelleri segmentindeki diğer cihazlara göre biraz daha uygun fiyatlardan satılıyor. Redmi Note 8 Pro'ya baktığımızda da yine çok abartı olmayan bir etikette karşılaşıyoruz. Telefonun fiyatı arkadaşlar şu anda internet üzerinde arattığınız zaman 2400 lira gibi bir fiyat ortalamasına denk düşüyor. Tabii 100 lira daha yukarısı olur, 100 lira daha aşağısı olur. O telefonu aldığınız yere göre değişiklik gösterebilir. Sonuç olarak fiyatına baktığımız zaman, performansına baktığımız zaman, bize sunduğu özelliklere baktığımız zaman Redmi Note 8'in bu fiyata alınabilecek en iyi modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Elbette yine de söz konusu telefon olduğunda sizin zevkiniz ön planda olacaktır. Yani telefonun tasarımına bir bakın, telefonun kamera performansına bir bakın, neler beklediğinize bir bakın. Ondan sonra kararınızı verin derim. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca telefonla ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.